Birçok motosiklet sürücüsünün korkulu rüyası, U dönüşleri. Hadi başlayalım. Nizami bir U dönüşü yapamamak hayati bir tehlike yaratmaz belki ama trafiğin içinde ayaklarını yerde sürükleyerek dönüş yapmaya çalışmak hem bir risk oluşturabilir hem de o acemiliğin verdiği o his insanı biraz utandırabilir. Uygun bir U dönüşü yapabilmek için öncelikle bir takım sürüş kabiliyetlerine ihtiyacınız vardır. Özellikle de temel sürüş becerileriniz kusursuz olmalıdır. Neler bunlar? Doğru bakış, debriyaj, gaz ve arka fren kombinasyonu. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Ama önce daha önceki videolarda anlattığımız bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Teknik öğrenilir. Anlatacağım birazdan, çok kolay. Pratik yapılır. Bol bol pratik yapmanız lazım ki bu işte mükemmel olasınız. Ama her şeyden önce muhakemenizde kusursuz olmalısınız. Ve korkularınızın muhakemenizi engellemesine müsaade etmemelisiniz. Ne demek istiyorum? Şöyle ki, U dönüşlerinde en çok yapılan hata şudur. Antrenman sahasında sürücü hareketi öğreniyor. Sağdan soldan harika dönüşler yapıyor. Sonra trafiğe çıkıyor. Bir yerden U dönüşü yapacak. Köşede bir araç var. Tam dönüşünü yapacakken içine bir korku düşüyor. Eyvah, dönemeyecek miyim acaba? Oradaki arabaya mı çarpacağım? Şimdi sürücü eyvah dönemeyecek miyim, şu arabaya mı çarpacağım dedi ya. İşte bu durumda alt beyin diyor ki, şimdi bu adam o arabaya bakıyor. Muhakeme de yapamıyor. Herhalde o arabaya doğru gitmek istiyor. Dur ben ona bir yardım edeyim diyor ve adam baktığı arabaya doğru devam ediyor. Sonra ne oluyor? Ayaklarını yere koyuyor. Fıtı 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 dönmeye çalışıyor. Ne oldu şimdi? Sürücü hem zaman kaybetti, trafiğin içindeyse kendini riske attı, hem de özgüveni yerle bir oldu. Bir U dönüşünü bile yapamıyorum deyip kendine kızdı. Halbuki yapması gereken neydi? Her zaman ne diyoruz? Biz motosiklet sürücüleri zeki insanlar olmalıyız. Ben bir motosiklet sürücüsü olarak buradan dönüş yapıp yapamayacağıma burada karar vermemeliyim. Ta oradan buraya gelirken demeliyim ki ben motosikletimin limitlerini biliyorum. Dönüş yarı çapını biliyorum. Bu motosiklet buradan dönüş yapar mı? Yapar. Bu kararı verdim ya. Artık benim burada araba varmış, kamyon varmış, bunlarla hiçbir işim yok. Gelirim, kafamı çeviririm, dönüşümü yapar, devam ederim. Yani U dönüşü yapabilmenin birinci kuralı neymiş? Motosiklet sürüşünün her aşamasında olduğu gibi öncelikle doğru muhakemeyi yapabilmek ve sonrasında korkuların muhakemenizi engellemesine izin vermemek. Şimdi gelelim başta söylediğimiz konuya. Kusursuz bir U dönüşü yapabilmek için gerekli olan sürüş becerilerine. Bakış. Daha önce anlatmıştık. Biz bakışı ne için kullanıyoruz? Tehdit analizi yapabilmek için kullanıyoruz. Bakışla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. O yüzden ayrıntılara girmiyorum ama bir iki şey var söylemem gereken. En önemlisi de şu. Nereye gitmek istiyorsanız oraya bakmalısınız. Bakın burası çok önemli. Gittiğiniz yere değil, gitmek istediğiniz yere bakmalısınız. Özellikle başlangıç seviyesinde yapılan hata şu. Tecrübe ve beceri eksikliğinden dolayı U dönüşü yapmak bir stres kaynağı oluyor insanda. Ve stres altındaki sürücü kumandalara çok fazla müdahale etmek istemiyor. Motosiklet bu tarafa mı gidiyor? Aman diyor dokunmayayım, dengem bozulmasın. Dokunursam maazallah dengem bozulabilir. O yüzden bırakıyor, motosiklet bu tarafa gidiyorsa o tarafa devam ediyor. Ne demiştik? Motosiklet size değil, siz motosiklete hakim olun. Kararlı olun. Siz nereye gitmek istiyorsanız o motosiklet oraya gitmeli. Dönüş mü yapacaksınız? Verdiniz kararını. Bu motosiklet buradan dönüş yapar dediniz. Çevireceksiniz kafanızı, gitmek istediğiniz yere bakacaksınız ve bu motosiklet o baktığınız yere gidecek. Tereddüt etmeyeceksiniz, işi oluruna bırakmayacaksınız. Bir detay daha vereyim burada. Hani dedik ya bakışımızı tehdit analizi yapmak için kullanırız diye. İşte o yüzden ezbere kafanızı çevirip ta ufuk hattına doğru bakmanıza gerek yok. Burada da muhakeme yapmalısınız. 1 saniye sonra nerede olacağım? 3 saniye sonra nerede olmak istiyorum? Ve bakacağınız mesafeyi buna göre belirleyeceksiniz. Örneğin yavaş dönüş yapıyorsanız 5 kilometre ve altında o kadar uzağa bakmanıza gerek yok. Ama hızlıysanız bakışınızı uzağa kaydırmalısınız. Yani hızınız bakış mesafenizi ayarlayan etken olacak. Şimdi gelelim diğer kumandalara. Başlangıç seviyesinde yavaş sürüş videosunda anlattığımız gibi debriyajımız kavramada ve sabit olacak. Gaz kolumuz bir miktar açık, motoru bağırtacak kadar değil ve sabit olacak. Hızımızı da arka frenle ayarlayacağız. Unutmayın, hızınız ne kadar yavaş olursa dengeniz o kadar bozulacak. O yüzden yavaş hızda U dönüşü yapabilmek için öncelikle yavaş sürüş hakimiyetinizin çok yüksek olması gerekir. Motosiklette denge videosunda bundan detaylı bahsettik. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim diğer varyasyonlara. Kemerlerinizi bağlayın, ileri sürüş tekniklerine geçiyoruz. U
dönüşü yapmanın birçok yöntemi vardır. Ve özellikle şimdi anlatacağım yöntemler ileri sürüş becerileri isteyen yöntemlerdir. Hepsinin kullanım yeri de farklıdır. Bazen alternatif olarak içlerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Ama bazı durumlarda içlerinden sadece bir tanesi sizin için daha güvenli bir teknik olacaktır. Yavaş sürüşte dönüşten bahsedelim. Yavaş sürüşte dönüşleri biz neden anlatıyoruz? Neden yavaş sürüşte ustalaşmanızı istiyoruz? Çünkü motosikletin en güvenli hali sıfır noktası dediğimiz en dik halidir. Yavaş sürüşte yaptığınız dönüşler de bu sıfır noktasına yakın olan dik dönüşlerdir. Dolayısıyla aslında en güvenli dönüşlerdir. Nerede kullanırız? Girdiniz bir benzinciye, yerde yağ, yakıt vesaire, kaygan zemin. Motosikleti yatırarak dönüş yapmak isterseniz ne olur? Kayıp düşebilirsiniz. Veya tura çıkıyorsunuz, bindiniz arabalı vapura, zemin metal, bir de ıslak, iyice kaygan. Yatırarak manevra yapmaya çalışırsanız ne olur? Motosikleti düşürme ihtimaliniz artar. O yüzden kaygan zemin şartlarında mümkün oldukça dik dönüşleri tavsiye ediyoruz. Kaygan zeminde yatırarak dönüş yapılamaz mı diye sorarsanız eğer, yapılabilir tabii ki ama bunun için motosiklet hakimiyetinizin çok yüksek seviyede olması gerekir. O yüzden şimdi bu konulara girip sizi yoldan çıkarmayayım. İleride kaygan zemindeki manevralarla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Şimdi yavaş sürüşte üçlü kombinasyonla yapılan dönüşü anlattık. Başka bir yöntem, arka fren kullanmadan sadece debriyaj ve gazla yapılan dönüşler. Hızımız bunda düşük olmayacak. 5 kilometrenin üzerinde bir hızda olacağız. Hareket esnasında değil, öncesinde yavaşlarım, 5 kilometrenin altına düşerim, dönüşümü bu şekilde yaparım derseniz eğer, o zaten yavaş sürüş oluyor. Bizim şu an yapmak istediğimiz başka bir şey. Unutmayın. Debriyaj, gaz, fren, bunların hepsi sizin için birer yardımcı. Bunlardan herhangi birini aldığımızda dönüşünüzü yine de yapabiliyor olmalısınız. Bunlara bağlı kalmamalısınız. Ama ben arka frenle çok rahat dönüyorum, kendimi çok konforlu hissediyorum diyorsanız en başa dönüyoruz. Ne demiştik? Konfor alanından çıkacağız ki limitlerimizi yükseltelim. Şimdi hareketi anlatalım. Gaz kolumuz yavaş sürüşteki gibi bir miktar açık olacak. Debriyaj kavramada olacak. Yavaş sürüşten farklı olarak ne yapacağız? Dar bir dönüş yapabilmek için motosikleti gerektiği kadar yatıracağız. Çünkü unutmayın, hızınız ne kadar artarsa dönüş yarıçapınız o kadar artar. Bunun olmaması için, dönüş yarıçapınızın artmaması için motosikletinizi yatırarak dönüş yapmalısınız. Pozisyonumuz ne olacak? Motorla mı yatacağım? Dik mi duracağım? Diğer tarafa ağırlık transferi mi yapacağım? Derseniz hepsini yapabilirsiniz. Hepsini deneyebilirsiniz. Motosikletinize hakim olursanız aynı tekniklerle sadece kumanda miktarını değiştirerek her şekilde dönüşünüzü yapabilirsiniz. Ama ben size en kolayını ve en uygulanabilir olanını söyleyeyim. Siz dik durun, bırakın motosikletiniz yatsın. Bırakın o işini yapsın. Başka bir yöntem. Arka fren yok, gaz kolumuz kapalı. Geçmiş olsun, iki kumandanızı birden elinizden aldık. Sadece debriyajla dönüş yapacağız. Bu dönüş de iki çeşittir. Birincisi debriyaj kavramada gelirsiniz. Tabii bu anlattığım teknik daha önceden de söylediğim gibi debriyaj kavramadayken ileri hareket edebilen motosikletler için geçerli. Yani güçlü motosikletler için. Debriyajınız kavramada. Bir önceki teknikte anlattığım gibi hızınıza göre motosikletinizi yatırarak dönüş yapıyorsunuz. Ama bu yöntem için hakimiyetinizin çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü gaz kolu kapalı, debriyajı kaçırırsanız motosikleti stop ettirebilirsiniz. İkinci dönüş çeşidi, momentumu kullanarak yapılan dönüş çeşidi. Yani sadece debriyajla geliyorsunuz, dönüşten hemen önce debriyajınızı çekiyorsunuz, motosikleti yatırıyorsunuz ve motosiklet momentum etkisiyle dönüşünü yapıyor. Başka bir yöntem, ne arka fren var, ne gaz kolu var, ne de debriyaj kumandası. 3 kumandanızı da aldık elinizden. Peki bu durumda farklı olarak ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Geliyorsunuz, motosikletinizi yatırıyorsunuz hızınıza göre ve dönüşünüzü yapıp devam ediyorsunuz. Başka bir yöntem ise durduğunuz yerden direkt U dönüşü yapmak. Ama bu konuya şimdi girmeyeceğim. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi varyasyonlar çok fazla. Bu işin siyahı veya beyazı yok. Hep gri bölgeler var. O yüzden size tavsiyem farklı varyasyonları üretip hepsini teker teker çalışın. Bol bol pratik yapın. Unutmayın, pratik mükemmelleştirir. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.